Efendim, ne var? Niye arayıp duruyorsun beni? Vereceğim dedim ya sana. Ne Allah'ın belası herif çıktın sen ya? 15.000 borcum vardı ya. Onu 30.000 dolar yaptım. 30.000 yaptın. Ben 15.000'i bulamıyorum. 30.000 nereden bulacağım? Saçmalıyorsun artık ama. Parayı bul, benim eve getir. Yoksa yarın her şeyi açıklıyorum kocana. Fahrettin. Selamlar. Hoş geldin Fahrettin. Lafı kısa keseceğim. Bu Zafer bu işten vazgeçmeyecek. Benim sabrım kalmadı artık. Kaç kere uyardım, dinlemedi. Gönderiyoruz mu öbür tarafa? Evet. Bu gece bu işi bitirin. Seve seve baba. İmzamızı atalım. Delik deşik edin. Uygun bir yer seçin, temiz olsun. Bu gece. Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bana adam gibi cevap vermezsen hamile falan dinlemem, sokağa atarım seni. Bu herifle aranızda ne var? Bu kız meselesi yalan mıydı? Yalandı. Niye para istiyor senden? Saadet'im, ben söyleyemedim sana. Neyi söyleyemedin kızım? Korktum ben. Söyleyemedim. Anam bir şey yaparsın diye söyleyemedim. Songül, beni deli etme. Neyi söyleyemedin? Şantaj yapıyor o bana. Ne şantajı lan? Ben onun muayenehanesine gitmiştim yani. Orada beni bayıltmış. Fotoğraflarımı çekmiş. Songül, sen ne diyorsun ya? Söyleyemedim. Para istiyor şimdi de. Korktum, ne oldu? Adama bir şey yaparsın diye korktum. Hani biz kafede buluşmuştuk ya. İşte o yüzden. Adamı öldürürsün falan. Sonra senin başın belaya girer. Saadettin, özür dilerim gerçekten. Bu sefer doğruyu söylüyorum. Ne olur yardım et. Tamam, ara sen şimdi o adamı. Hı. Ben bu parayı getiriyorum de, hadi. Bir şey yapmayacaksın. Kızım, dediğimi yap. Adamı ara, geliyorum de. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Bu gece bitsin bu iş. Eyvallah baba. Şimdi 2 dakika bizi Poyraz'da yalnız bırakın. Kim o? Oğlum. Baban hapisten çıkmış. Ne yüze geldin sen buraya? Oğlumdur.
Buyur gir içeri. Alo. Söyle. Ne? Nerede? Adım adım izle. Çıkarsa da takip et. Tamam. Hayırdır, bir şey mi oldu? Biri aradı. Önemli bir şey değil. Baba sorarsa ufak bir işi var dersiniz. Mevzum var. Gelelim mi? Ben hallederim istirahatını. Eyvallah. Allah Allah. Konuştun mu Ayşegül'de? Yok baba, konuşamadım. Neden? Canı sıkkındı biraz. Ne sıkılmış? Bugün biliyorsunuz annesinin yıl dönümü. Biliyorum. Mezarına gidecekti de. Ben de canını sıkmayayım şimdi dedim. İyi yapmışsın. Siz gitmeyecek misiniz? Onu kaybettiğimden beri gitmedim. Dayanamıyorum. Onu da, oğlumu da toprağın altında görmeye dayanamıyorum. Keşke burada ben olsaydım diye diye kahrolurum zaten. Çok seviyordunuz. Çok. Belki de siz de gitseniz, Ayşegül'ü yalnız bırakmasanız. Şaka mı yapıyorsun? Elinde olsa onları çıkartıp beni koyar Ayşegül. Yok ya, öyle değil. Tamam Ayşegül, tabii ki öfkeliyim. Ama ben biliyorum. Ayşegül sizi hala çok seviyor. Belki bir adım atsanız. Ne atmadığımı sanıyorsun? Benim haddim değil. Biliyorum. Ama bana sorarsanız, bence siz bir adım atsanız karşılığını alırsınız gibi geliyor bana. Siz bilirsiniz tabii ki. Dur bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.